şöyle vasiyet ederler: benden bir kelime kabul et ki bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bunu daima dilinde tut. Yalnız kaldığın zaman bunu söylemeyi asla unutma. Asıl iman bunu söylemekle istikrara kavuşur. İman suyunu taatten alır. Kökü adalet ile, devamı hakkı zikretmek ile kaimdir buyurulmuştur. Bunların hepsini yapıp ahiret azabından kurtulursan da kıyamette sualden kurtulamazsın. Hadis-i şerifte her biriniz çoban gibisiniz ve herkes emri altında bulunanlardan sorumludur buyuruldu. Ey padişah! Hak Teâlâ'nın hak nimetini eda eyle ki nimet doğru iman, doğru itikat, güler yüz ve güzel ahlaktır ve iyi amellerdir. Bunlardan iyi amel işlemek senin elindedir. Madem ki Allahü Teala bu nimetleri sana ihsan etmiş, sen de dördüncüden iyi amel etmekten kendini mahrum etme ki küfranı nimet etmiş olmayasın ve ey ayakta duran emirler, vezirler, kumandanlar, eğer devletinizin mübarek ve daimi olmasını istiyorsanız, nimetin kadrini biliniz. Nimeti felaket ve bedbahtlıktan ayırt ediniz. Biliniz ki sizin bu Horasan melikinden başka, göklerin ve yerlerin maliki olan başka bir padişahınız vardır. Yarın kıyamette herkesi hesaba çekecek ve benim nimetimin hakkını nasıl elde eylediniz, nasıl yerine getirdiniz buyurur.